Günaydın canlarım, günaydın güzellerim benim. Hepinize tatlı, mutlu, güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum. Pek keyifli bir türkü söylemeyeceğim. Ama bu türküyü ya da bu eseri ya da bu şiiri söylemek zorunda hissettim kendim adeta. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şiirin sahibi, şiiri yazan Seyit Nesimi lise okuyan herkesin bildiği o ünlü nesini. Hayatını anlatmayacağım. Sabah sabah hayatını anlatmayacağım. Hepiniz hayatını nasıl son bulduğunu biliyorsunuz. Nasıl bir insan olduğunu da biliyorsunuz. Dinsiz diye yobazlar, yobaz hünkar, yobaz diktatör, padişah ya da halife ne derseniz din. Önce zindana attı sonra da biliyorsunuz. Başına gelin. Nesimi olağanüstü bir insandı. Olağanüstü bir insandı. Keşke dünya ya da İslam alemi daha onun o zamanlarda anlattığı dinin gerçek din olduğunu kabul edebilseydi. Etmediler. Neden? Egemenler Hazreti Muhammed'den bu yana daima dini Hazreti Muhammed'den sonrakiler diyelim yahut da henüz devlet yoktu. Ama Muhammed'in döneminde de var çok savaş. Dini daima daha çok toprak kazanabilmek, daha çok servet sahibi olabilmek için kendi lehlerine kullandılar biliyorsunuz. O dönemlerde o insanlara, o zavallı fakire fukaraya kendilerine kul yaptıkları, ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim diyerek onları kandırdıkları o insanlara, siz din için öleceksiniz. Din için ölecek ve cennete gideceksiniz. Cennette göğüsleri yeni tomurcuklanmış huriler karşılayacak sizi diye kandırmasaydılar. O fukaralar öldü. Bugün gerçekten bilimle ilgilenen, bilimle uğraşan, zihni pırıl pırıl, sorgulamayı itiraz etmeyi bilen gençlere, siz, şehit olacak ve öbür dünyada göğüsleri yeni tomurcuklanmış hurilerle buluşacaksınız dediğiniz zaman size inanmazlar. Ne derler? Kardeşim bırak bu masalları. Ben eğer benimle birlikte bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceksem, geleceklerini kurtarabileceksem, kendi çocuğumun geleceğini garanti altına alabileceksem ben zaten savaşırım. Ölürüm ya da kalırım ama zaten savaşırım. Beni yalanlarla kandırma. Bana doğruyu söyle. Bana dürüst olarak söyle. De ki tehlike altındayız. Topraklarımız tehlike altında. Eğer birilerimiz birilerimiz ölmezse geri kalanların çocukları, torunları boyunduruk altında yaşayacaklar. Ama dünyada ülkeleri yönetenler, burada din önemli değil. İslam dini ya da Hristiyanlık ya da Musevilik bütün dinlerde şehit var. Bütün dinler insanlarını, çocuklarını, inananlarını şehit olacaksın diye kandırıyorlar. Evet. Ne yazık ki böyle. Ha tabii yakın gelecekte, çok uzak değil, çok yakın gelecekte her zaman söylüyorum. Savaş meydanları diye bir şey zaten olmayacak. Savaş meydanları olmayacak. Savaş meydanları olmayacağı için zaten savaş olmayacak savaş meydanlarında savaşmak isteyen fukaraları için fukaraların üzerine ise siborgları gönderecek gelişmiş ülkeler. Yani yarısı canlı, yarısı makine, robot ya da yarısı insan, yarısı robot. Belki de tamamı robotlar gelecek. Bir kolu kopsa o anda şak diye kopan kolunu yerine takanlar. Öbür taraftaki zavallılar bin tanesi bir tek robotla başa çıkamayacaklar. Ve buna rağmen halen çoğalalım ki ordumuz güçlensin. Ne kadar çok kalabalık ordu o kadar güç. Yok bunlar bitti bunlar. Bugün değilse de yarın bitecek bunlar. Dünya öyle bir hızlı gelişiyor ki. Öyle bir hızlı gelişiyor ki. Bu hıza, bu hıza uyabilen ülkeler, uyabilen devletleri, devlet yöneticileri halklarını ayakta tutacak. Uyanmayanlar çöp olup gidecek benim canlarım. Ya Hüseyin Nesimi bundan tam 600 sene önce gerçek dini anlatıyordu, gerçek dini. Anlattırmadılar. Anlattırmadılar. Şimdi de yine halen bugünkü dünyada, bugünkü dünyada, dünyanın pek çok ülkesinde, hatta gelişmiş ülkelerde de, az gelişmiş ülkelerde de, gelişmekte olan ülkelerde de bütün hepsinde bu şehitlik masalları anlatılıyor. Gerçi Avrupalılar pek inanmıyor ama Orta Doğu ülkelerinin fukara halkları buna inanıyorlar. IŞİD'i görmüyor musunuz? Canlı bombaları görmüyor musunuz? Bir insan, bir insan başka insanları öldürme pahasına kendi canına neden kasteder? Ki o din ki, o din ki, bütün dinler ki intiharı yasaklamışlardır en büyük günah olduğunu söylemişlerdir. Buna rağmen ama dini koruma amacına olduğuna inandıklarında ve bu nedenle şehit olduklarında cennete gideceklerine inandırıldıklarında 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi hiç fark etmiyor. Kalabalığın arasına giriyorlar. Çekiyorlar pini kendileriyle beraber yüzlerce insanın canına kastediyorlar. Bütün bunların müsebbibi ne yazık ki işte o anlamsız din. İşte o anlamsız Kur'an'da tam olarak tarif edilmediğine inandığım şehitlik. Evet. Ne yazık ki böyle. Bana lütfen kızmayın. Ey inananlar, sizin inançlarınızla hiçbir problemim yok. Hiçbir sorunum yok. Ama ezmamın tegayyürü ile Ahkam tagayyür eder. Mecellinin hükmü. Zaman değişir. Hükümler de değişir. Ne olursunuz gelin bunları değiştirelim. Değiştirin. Ben değiştirmeyeceğim. Bunları siz değiştirin. Çok önemli öyle öyle ayetler var ki. Büyük ihtimalle yanlış yorumluyorsunuz. Yanlış. Sizin yorumlarınızdan öğreniyor bu insanlar. Oysa ne diyor Kur'an-ı Kerim? Biz bunu apaçık kolay anlaşılsın diye gönderdik ama size o apaçık kolay anlaşılsın diye gönderilmiş diyelim ki 400 sayfalık bir kitaptan 40 bin sayfa çıkarıyorsunuz. 40 bin sayfa yorum yapıyorsunuz. Ya yapmayın be. Lütfen yapmayın ya. Ya yaşamak kadar güzel bir şey var mı dünyada ya? İnsan kadar şerefli bir mahluk var mı dünyada? Ama bir insan başka bir insan için neden ölsün ya? Çoluğu çocuğu için tamam saygı duyarım. Ama başka insan için ve öbür tarafta hiç kimsenin gidip görmediği, gelmediği, gezmediği, görmediği bir cennet uğruna neden ölsün bu insanlar? Neden dürüst davranmıyorsunuz bu insanlara? Neden? Ben Seyit Nesimi'den yanayım. Seyit Nesimi gibi düşünüyorum. Bugün bakınız kuantum fiziği bir şeyi ispatladı. Ki deizm de buna inanıyor zaten. Ne o? kuantum. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız ve haliyle o bütünü, bütün özelliklerini ta, tanıyor, taşıyoruz. Ne dedi Seyyid Nesimi? Enel hak dedi. Ben tanrıyım dedi. Hallacı Mansur da aynı şeyi söyledi. Bugün bunu söyleyeni alkışlıyorlar. Bravo diyorlar. Harikasın diyorlar. Mükemmel bir bilim bilincine ulaşmışsın diyorlar. Ya adam 600 sene önce görmüş bunu ama adamın derisini yüzmüşler. Neyse. Ses bulabilecek miyim bilmiyorum. <laughs> Bakın ne demiş Nesim. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi parisi bilmem dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzere gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Burada amacım türkü söylemek değil. Burada amacım bu sözleri Türkü söylermiş gibi söyleyebilmek sadece. Esas olan burada benim sesim, notalara doğru basıp basmadığım değil. Şiir, şiir lütfen şiir. Ben şiir daha kolay oluyor böyle şiir. Müzik müzikle nota ile söylendiğinde daha kolay kalıyor akılda diye böyle söylemeye çalışıyorum canlarım lütfen beni bağışlayın. Ama sözlere bakar mısınız lütfen? Bir acayip derde düştüm, herkes gider karına. Bugün buldum, bugün yerim, hakkerimdir yarına. Zerrece tamamım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Ah ya ah bizim insanlarımız bir bile bilse, 15-17 milyon insanımız bir bile bilse kendilerine veren rızkları bizler dergilerimizden ödüyoruz. Kimse onlara rızk vermiyor biz vergi diyoruz, Bizim vergilerimizden de onlara rızk ödeniyor. Ama bilmiyorlar. Onlara deniyor ki Allah bize emretti. Biz de size veriyoruz. Sanki cebinden veriyor. Sanki anasının babasının evinden getirdi. Yok yahu bizim paralarımız ya. Bizim vergilerimiz ya. Bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından kestiğimiz haklı olarak da devletimize ödediğimiz vergiler bunlar ya. Ama bilmiyor zavallılar. Bilmiyorlar bunu. Zannediyorlar ki gerçekten de ona o rızkı Hüda veriyor ve haliyle Hüda'nın aracısı olduğu için Hüda'nın halifesi olarak kabul ettiği insana minnet ediyor. E ben minnet etmiyorum. Çünkü biliyorum ki ona minnet etmemi gerektiren hiçbir şey yok. Ve devam ediyor Nesimi. O Nesimi can Nesimi olganim iken Yarın şefaatleri Mahmedi muhtar iken Cümlenin rızkını veren Olgani Settar iken Yeryüzünün halifesi Hünkara minnet eylemem Yeryüzünün halifesi Hünkara Minnet eyleme. Tarih boyunca cezaevleri, hapishaneler, mezarlıklar. Hünkara, hünkara yani despota, yani muktedire minnet etmeyen, boyun eğmeyen insanlara yuva oldu. Ya cezaevlerinde süründürüldüler. Bugün de pek çok ülkede böyle insanlar cezaevlerinde süründürüyorlar. Ya da asıldılar, kesildiler, derileri yüzüldü, öldürüldüler. Ve milyonlarca milyonlarca inanmış, inanmış zavallı dindar, Hristiyan, Musevi ya da Müslüman onlar da zannettiler ki o insanlar gerçekten Allah'ın halifeleri tarafından haklı yere cezalandırılıyorlar. Ah benim canlarım, ah benim güzellerim be. Şu sosyal medya var ya sosyal medya. Sosyal medyaya pislik yapıştırmasını yapanlara dikkat edin. Hep troller ve genellikle bunlar ya kökten dinci ya kökten ırkçılar. Neden? Çünkü kökten indinciler ve kökten ırkçıların yalanlarını meydana çıkabilecek bir tek medya var yeryüzünde. Sosyal medya. Evet bir tek medya. Gazeteler bitti. Yalan, dolan, Yalamalık, yalakalık, ters haber, çakma haber, iftira, bittiler. Bittiler gazeteler. Okuyanları yok. Onlar bile artık internetten medet umuyorlar. Kendilerinin ilgili haberleri, yazarlarını falan filan yayınlayan siteleri de artık yasakladılar. Neden? Gazeteleri satmıyor çünkü. Gazetelerini alan yok. Gazetelerine gidip bakın reklamlar hep hep muktedirden yana olanlar ya da kamu kurum ve kuruluşlarından gelen paralar. Ya yazık olmuyor mu ya? Ya bu ülke hepimizin. Bu dünya hepimizin. Bırakın ülkeyi ya. Ey dünya gazetecileri. Bu yalanlarınızla insanlığı nereye sürüklediğinizi farkında mısınız? Ey dünyanın bütün gazetecileri. Ey Yunanlı gazeteci. Yunan halkını benim halkıma düşman etmekle para kazanıyorsun doğru ama insanlığı yok ediyorsun. Yunanlı insana, Yunan halkına zarar veriyorsun. Yunan halkının geleceği için harcanması gereken paraları Yunan halkının hükümetleri silaha veriyor. Silahların paraları da silah tacilerin cebine giriyor. Onlarla daha çok silah üretiyorlar, daha çok insan öldürüyorlar. Ey bizim bu ülkenin gazetecileri, Yunan halkını benim halkıma niye düşman ediyorsunuz? Niçin Yunan halkından bana ne zarar gelir ki? Niçin gelsin ki bu devirde? 100 sene önce geldi ama 100 sene önce toplumlar ancak 300 senede bir sağlayabilecekleri gelişmeyi 100 senede sağlayabiliyorlardı. Şimdi bir senede bütün bir insanlık tarihi kadar gelişme sağlıyoruz. Yakın bir gelecekte bir ayda bütün insanlık tarihi boyunca elde edilen gelişmeyi elde edeceğiz. Böyle bir dünyada mı savaş olacak? Yapmayın be. Etmeyin, eylemeyin be. Kıymayın bu insanların canlarına be. Kıymayın. Atmayın birbirimize iftira. Seçime gidiyoruz. Ne olur lütfen bütün bütün halkım adına 81 milyon adına adeta yalvarırcasına bütün hepinize söylüyorum. Rakiplerinizi terör üyeliğiyle suçlamayın. Bu en ağır suçtur anayasamızın anayasamızın siyaset yapmalarına izin verdiği, anayasamızın demokrasimizin vazgeçilmez unsurları dediği siyasi partiler birbirinizi teröristlikle suçlamayın. Ahlaksızlık yaptığınızı görmüyor musunuz? İftira attığınızı birbirinize görmüyor musunuz? Hiçbirinizin terörist olduğuna inanmıyorum. İnansa zaten yasalar izin vermez sizlere mecliste Görev yapmanıza 600 milletvekilinin her birinin demokrasiye bağlı olduğuna inanmak istiyorum ama birbirlerinizi terörizmle teröristlikle suçladıkça sizlerden sıtkım sıyrılıyor sizlerden nefret ediyorum sizlerden tiksiliyorum sizlerin her gördüğümde sizlerin her yüzünüzü gördüğümde televizyonlarda gazetelerde her demeçlerinizi verdiğinizde sesleriniz kulaklarımı paramparça ediyor mideme ağrılar giriyor. Çünkü midem bulanıyor. Yapmayınız. Etmeyiniz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ol. bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Dünyaya geldim anda Yürüdüm erdi zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece gündüz gece gündüz gece hey. iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece hey şaşar veyse iş bu hare gahalaya gahi güle erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece hey. işte geldik işte gidiyoruz İki kapılı bir handayız bir kapıdan girdik şu anda hanın içinde gidiyoruz diğer kapıdan geçip gideceğiz. Ne götüreceksiniz yanınızda? Saraylarınızı, uçaklarınızı, köşklerinizi, helikopterlerinizi, servetinizi, paralarınızı, şirketlerinizi mi götüreceksiniz? Hiçbiriniz. Bir avuç toprakla gideceksiniz öbür tarafa. Sadece bir avuç toprakla. Ya niye görmüyorsunuz? Niye hissetmiyorsunuz? Neden ey dünyayı yönettiklerini zannedenler, neden savaş emri veriyorsunuz? Neden? Niçin? Niçin insanların ölmelerini istiyorsunuz ki sözüm ona devletlerimiz ayakta kalsın, petrol kuyularımız ayakta kalsın, silah fabrikalarımız ayakta kalsın, fabrikalarımız ayakta kalsın. Üretin, üretin ama en pahalı fiyatlardan halka geçirin, sonra da keyif çatın. Ama bu arada olan gariban fukaralara olsun, o inançlı insanlara olsun, o zavallı Afrikalılara, Orta Doğululara, Asyalılara olsun. Neden Avrupalılar birbirlerini öldürmüyorlar? Neden Amerika'da kimse birbirini öldürmüyor? Neden hep bu ölümler Orta Asya'nın değil de Asya'nın belirli bölgesi ve hep peygamber gönderilen bölgeyle Afrika'nın belirli bölgelerinde oluyor. Hatta Afrika'nın tamamında oluyor. Bir bölge, bir ülke hariç. Neden? Neden insanlar birbirlerini öldürüyorlar? Neden insanlar birbirlerine savaşıyorlar? Ve neden bütün bu savaşların hemen hepsi peygamberlerin gönderildiği bölgelerde oluyor? Neden yaratıcı diğer Danimarka'ya, İsveç'e, Norveç'e, Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya peygamber göndermemiş? Neden hiç Japon peygamber yok? Çinli, Rusya, peygamber yok da bütün bu peygamberler Arap ya da Musevi. Aslında hemen hepsi Arap. Hemen hepsi Arap. Söylemek istemiyorum. Hemen hepsi Arap diyorum. Pardon hemen hepsi Musevi diyorum sadece. Pardon özür dilerim özür dilerim. Heyecanlandım. Hepsi Yahudi aslında. Bütün peygamberlerin hepsinin kökeni aslında Yahudi. Hepsi orta, uzak doğulu o bölgede, Kenan bölgesinde. Neden? Neden? Halen binlerce yıl peygamberler göndermiştir sizlere tanrınız. Sizleri adam edememiş. Ve hala adam olmamakta ısrar ediyorsunuz. Halklarınız sürünüyor. Bir de bakın Avrupalılara. Bakın Amerikalılara, bakın Japonlara, Çinlilere bakın. O ülkenin insanları da sizin yarattığınız tanrının insanları değil mi? Neden siz böylesiniz? Neden siz birbirinizi yiyorsunuz? Neden sürekli her sorununuzu savaşla çözüyorsunuz da uzlaşmayla çözmüyorsunuz? Neden paylaşamıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Neden altından kaplamaları helalara sıçıyorsunuz? Ey Arap Müslümanların kralları da Avrupalılar mütevazı tuvaletlerinde yapıyorlar defi hacetlerini. Neden? Neden? Neden ülkeler arası seyahatlere giderken uçaklar dolusu uçaklar dolusu Eşyalar eşyalar götürüyorsunuz yanınızda. Sıçmak için klozetinizi bile götürüyorsunuz. Bu mu İslamiyet? Neden büyük devasa saraylarda yaşıyorsunuz? Onar tane, on beşer tane uçakları bu fakir insanlarınızın canlarından, rızıklarından keserek alıyorsunuz. Depolarda, hangarlarda, meydanlarda bekletiyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Sizin ardamanınız mı çatladı, vicdanınız mı yok? Bu ne merhametsizlik? Bu insanları öldürteceksiniz de ne geçecek eline? Yıllarca öldürttünüz bu insanları. Yıllarca, milyonlarca. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bir savaş çıkardı Mussolini'yle beraber. 125 milyon insan öldü. Bunların hemen hemen yarısından çoğu günahsız siviller ve çocuklardı, kadınlardı. Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi? Petrolü mü? Ay petrolünüz yere batsın. Ya ne olur otursanız insan gibi uzlaşsanız, anlarsanız, paylaşsanız da bu insanlar ölmese. Oralardan uzlaşmadan gelen silahlara harcanız, harcayacağınız parayı bu insanların, bu gençlerin, bu çocukların gelecekleri için harcasanız. Bakınız gelişmiş batılı ülkeler, gelişmiş Amerika, gelişmiş Japonya ve Çin hatta Çin, Çin, Çin. Çin dünün komünisti ve hatta bugün halen siyasi yönetim açısından komünist Çin geldi geçti hepinizi. Hepimizi geçti. Onlar gelecekte yapay zeka tarafından bütçe yaptıracak kendilerine. Onların muayenelerini, tıbbi muayenelerini yapay zeka yapacak. Bakınız geçtiğimiz günlerde yapay zekanın teşhis ve tedavi ettiği hasta günümüz hekimlerinin hem de dünyanın en ünlü hekimlerinin teşhis ve tedavi ettiği hastadan yüzde otuz daha çabuk iyileşti. Evet. Önümüzdeki dönemlerde yepyeni meslekler gelecek. Yepyeni meslekler. Siz ise hala askerlik peşinde koşuyorsunuz. Hala bitmiş, gitmiş, tükenmiş, tükenecek olan meslekleri kutsallaştırmaya çalışıyorsunuz. Nesiniz siz yahu? Kimsiniz siz yahu? Daha bundan iki ay önce işlerinizden birisi kendi gazetecisini getirdi benim ülkemin konsolosluğunda. Önce paramparça etti. Ondan sonra da asitle doğradı diyorsunuz. Ama hukuka baktığınız zaman gayip. Yok ceset. Ceset yok gayip. Kaç sene sonra bilmem kaç sene sonra adam hakkında gayip. Gayip karar alınacak. Ne olacak? Cemal Kaşıkçı öldürülmemiş mi olacak? Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Kul Nesimi'nin, Hallacı Mansur'un, Pir Sultan Abdal'ın günahlarını aldınız. Siz onların torunlarısınız. O günahkarların torunlarısınız. Ve günahlarınızın acısını bu dünyada çekeceksiniz. Öbür tarafta değil. Öbür tarafa yok. Bu dünyada çekeceksiniz acısını. Bu dünyada. Ve bakın göreceksiniz. Hem de. Bunu bütün iyi niyetimle söylüyorum. Ama umarım acınız sadece yasal çerçevede olur. Başka bir şey istemiyorum. Canlarım benim bu pazar sabahı biraz daha uzatacağım. Neden uzatacağım biliyor musunuz? Çok kötü var içinizde. Çok. Ben 1982 senesinin Mart ayının dördü ya da beşiydi. Isparta'daki kıtama teslim olduğumda kısa dönem er olarak 76'da yapanlar kısa dönem yedek subay yaptılar. Benim dönemim üniversite mezunları 12 Eylül'den sonra kısa dönem er olarak askerlik yaptık. Lütfen dikkatle dinleyin. Lütfen. Çok uzadı biliyorum. Çok uzadı ama beni bağışlayın. Benim askerlik yaptığım dönemde iki çocuk sahibiydik. İki çocuğumuz vardı. Karımı iki haftada bir defa komutanın izniyle ve birlik olarak sıraya giriyor. Bize iki haftada bir sıra geliyordu. Anküsörlü telefonlardan bizi arayamıyorduk. İçeride muhaberattaki asker er arıyor. Bize falanca ankesörü geç diyordu. Anons ediliyorduk, geçiyorduk. İki dakika konuşabiliyordum karıcığımla. Çocuklarım da sesini bana duyurtmaya çalışıyordu. Oğlumuz aşkın dört yaşındaydı. Kızımız Sinem iki yaşındaydı. Mektuplaşıyorduk. Evet mektup bildiğiniz kağıda mektup posta. Gönderdiğimiz mektubu da mecbur kıtadan göndermeye. Hafızan Allah dışarıda bir izne çıktığımızda bizi bir posta kutusu peş, başında ya da bir postanede görseydiler yanmıştık yanmıştık. Mektuplarımız gitmeden önce okunuyordu. Asker mektubu, er mektubu görülmüştür dedim. Üzerine kaşe vurulup sevgililerimize, eşlerimize, çocuklarımıza, annelerimize, babalarımıza öyle gönderiliyordu. Onlardan bize mektup geldiğinde de yine çavuş ve onbaşı ya da başkaları mektuplarımızı açıyor, okuyor. Er mektubu görülmüştür deyip bize veriyordu. Sevgililerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, yakınlarımız bizden önce onlara hitap etmiş oluyorlardı. Bir gün bölüğümüzde, bölüğümüzde bir asker arkadaşımızın bizim gibi üniversite mezunu, hatta yaşı da bana yakın, çok da çok da ünlü bir ailenin damadı, çok ünlü bir ailenin damadı. Bu arkadaşımızın mektubunu bu açmışlar, okumuşlar gitmeden önce içinde şartların biraz kötü olduğunu temiz kalplikle anlatmış Sevgili karısına. Yani şartlar iyi değil demiş. Soğuktan söz etmiş. Bölük komutanı yüzbaşı Edirneli Mustafa. Evet Edirneli Mustafa. Soy ismini vermeyeceğim. Anlayanlar anlayacaklardır. Edirneli Mustafa yüzbaşı. O güzelim arkadaşımızı. O aydınlık yüzlü arkadaşımızı. Hepimizin gözleri önünde yumrukla dövdü. Bu askerlik mi be? Erkeklik mi bu be? Karşında hazır olduran adama yumruk vurmak. Erkeklik mi? Yüzbaşı. Beni de hapsat Bir haftada beni hapsattı askerde. Yetmedi. Askerliğimde her gün tez herkes tezkere aldı. Herkes tezkere aldı. Evine, çoluğuna, çocuğuna giderken bana saçın uzun diye bir hafta hapis cezası daha veren binbaşı. Evet binbaşı. İsminizi vermiyorum ama herkes biliyor. Neler yaptılar bize be? Neler yaptılar? Peki şimdi, şimdi mail var. Artık o kağıtlar, postalar yok. Hiçbir yüzbaşı, binbaşı ya da çavuş onbaşı askerin mektubunu okuyamıyor. Askere gelen mektubu da okuyamıyor. Telefonlarını açıyorlar mı açmıyorlar mı bilmiyorum. Ama herhalde 21 gün gidecek olanlar açacaklardır herhalde. Uzun dönem yapanlar bilmiyorum açıyorlar mı açmıyorlar mı. Ah o zamanlar en sevdiğimiz türkülerden bir tanesiydi. Söylemeye çalışacağıma bitireceğim. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman 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 Bugün posta günü canım sıkılır Sıkılır aman 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 Ellerin mektubu gelmiş okunur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur. Sokulur aman aman aman. Benim yüreğime Hançer sokulur, sokulur amman amman aman. Şu karşıki dağda bir top karidim. Şu karşıki dağda bir top karidim. Yağmur yağdı ımgıt ımgıt eridim eridim aman 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 yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim eridim aman 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 Evvel yarın sevdi bir beni din. Evvel yarın sevdi beni din. Şimdi uzaklardan bakan el oldum. El oldum aman aman aman. Şimdi uzaklardan bakan, el oldum, el oldum anam, anam, Tam da Darbaz Dağı'nın eteklerinde yaptım askerliğimi. Kar yukarıda karlar. Sevgilimden mektup bekledim ki gelecek. Ne yapalım, çavuşlar da okusa önce. Hiç olmazsa ondan gene mektup gelecek bize bilgi verecek. Çocuklarımdan fotoğraf gönderecek. Ne günlerdi be. Ve şimdi, şimdi o günleri yaşamayanlar bu günleri berbat diyorlar. Yahu merak etmeyin be. Bu günlerin teknolojik ve hatta iktisadi refahı o günlerle ölçülemez. Bugün berbat olan insanlık belki olabilir. Bugün berbat olan belki ne bileyim bazı karakterler olabilir. Bugünün siyasetçileri belki o günün siyasetçileri kadar demokrat olmayabilirler. Ki 12 Eylül'den yeni çıkmıştık. Bakın düşünebiliyor musunuz? 12 Eylül'den yeni çıkmıştık. Biz Kenan Paşa'yı tenkit eden Metin Akpınar'lara, Zekal Asyalar'a, Müjdat Gezenler'e gülüyorduk yahu. 12 Eylül ya ben askere gittiğimde daha henüz seçimler yani 1983 6 Kasım seçimleri yapılmamıştı. Kenan Paşa Cumhurbaşkanı. Seçilmişti. Yok seçilmemişti. 82'de seçildi Kenan Paşa. Yani ben askerken Kenan Paşa daha cumhurbaşkanı bile değildi. Ya buna rağmen inanın o ordu devletin başkanını, asker elinde silah her şeyi komedyenlerimiz, mizah yazarlarımız, tiyatrocularımız eleştiriyorlardı. Ve ben hiç başlarına gelen bir şey hatırlamıyorum. Sadece bildiğim kadarıyla Müjdat Gezen'i hapse attılar ama... O da 12 Eylül'ün hemen sanıyorum ilk başlarına falan olması lazım. Yanılabilirim. Ama Müjdat Gezen buna rağmen yılmadı. Şimdi minnet edeceğini mi zannediyorsunuz siz Müjdat Gezen'in? Siz Metin Akpınar'ın, siz Fatih Portakal'ın, siz Emin Çöleşan'ın, siz Necati Doğran'ın, Doğru'nun ve diğerlerinin, çok az sayıda kalmış diğerlerinin minnet edeceklerini mi sanıyorsunuz? Boşuna gerekirse hep beraber girilir içeriye. Hiç hiç fark etmez. Çıkılır sonra içeriden. Herkes bizi konuşur, kahraman yapar. Ama bizi içeri tıkanların çok geçmeden en geç 3-5 sene sonra sokakta görüldüklerinde yüzlerine tükürürler. Oldu. Salim Başol ve Ömer Egesel'in yüzüne tükürdüler. Hem de, hem de İsmet Paşa döneminde. Evet. Evet. Yani henüz demokratların ya da demokratların devamı olan AK Partiler iktidara gelmeden önce oldu bütün bunlar. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Demokrasi böyle bir şey. Evet 27 Mayıs yapan askerlerin en büyük iyiliği o oldu. Berbat bir şey. İnsanlarımızı astılar, bakan, başbakanımızı, bakanlarımızı astılar. Günahkardılar. Ama iki sene içinde demokrasiye döndükten sonra Menderes'in hakkını koruyanlara tek kelime etmediler. Menderes'i nahak yere Hasan Polatkan'ı ve Fatih Nursi Zorlu'yu hiç yok yere masum oldukları halde emir üzerine astıran dönemin savcısı ve dönemin yargıcı yuvarlandılar. Sokakta geçerken yüzlerine tükürüldüler. Çocukları babalarının isimlerini vermekte utandılar. Gene olur. Gene olabilir bütün bunlar. Dünyada hep oldu bütün bunlar. Olmaz zannetmeyin. Olmaz zannetmeyin. Ama sadece yüzlerine tükürüldü. Başka bir şey olmaz. Ben tükürür müyüm? Hayatta. Hayatta yapmam bunu. Ben her şeyin yasalar çerçevesinde olmasını demokratik nizama asla ve asla aykırı tek bir hareket bile yapılmasını istemem. Anayasamızın 34. maddesini de hangi şartlarda kullanılması istediğimi biliyorsunuz. Şiddete karşı karşı şiddetsizlik eylemiyle. Sokağa çıkarım, yürürüm, dayak yesem, coplansam, kafamı kırsalar polise el kaldırmam. Düşerim, yığılırım, kalırım ama yine de polise el kaldırmam. Asla bunu yapmam. Benim bütün istediğim insanlardan bu. Yarın bir gün anayasamızdan gelen 34. maddeden gelen hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama lütfen, lütfen emir kulu olan polislere saldırmayınız. Hiçbir dükkana, bir dükkana, bir dükkanın camını gazete kağıdı ile bile olsa çizmeyiniz. Hiçbir mala zarar vermeyiniz. Hiçbir cana zarar vermeyiniz. Bırakın onlar şiddet göstersinler. Siz şiddete şiddetsizlikle cevap verin. Göreceksiniz şiddetsizlik her zaman kazandı. Mahatma Gandhi de böyle kazandı. Martin Luther King de böyle kazandı. Kazanacaksanız eğer böyle kazanırsınız. Öyle cumhurbaşkanına hakaretler ederek, cumhurbaşkanı için ağır laflar ederek, sizi biz göstereceğiz diyerek biz iktidara görelim de görürsünüz diyerek demokrat olamazsınız. O insanları daha çok karşı kendi yandaşlarının gözünde yüceltirsiniz. Doğru olan, doğru olan o insanların demokratik haklarına da saygı göstererek yaptıklarının yanlışlığını, icraatlarının yanlışlığını, hakka ve hukuka riayet etmediklerini 81 milyona üstürü buyla anlatabilmek. Kavga etmeden, bağırmadan, çağırmadan, hakaret etmeden ve eleştirilerinizi yaparken çoluk çocuğunu, akrabayı tahallukatını asla işin içine sokmadan, onların isimlerini bile anmadan, onları suçlamadan, onlara asla ve asla tek bir incitecek laf etmeden bunu yapmazsınız. Aksi halde ben derim ki siz de antidemokratik bir rejimi hak ettiniz kardeşim. Etki, tepkidir bu. Birisi beni iterse ben de onu iterim. Birisi beni çeker, öpmek için çekerse boynumdan ben de ona sarılırım. Ben de onun yanaklarından öperim. Arkadaşlar deyin ki sizi itiyor. Siz onu çekin kendinize. Deyin ki o sizi itmeye kalkıyor. Siz onu çekin yanaklarından öpmek için. Gülümseyerek yapın bunu göreceksiniz. Öpen kazanacak, iten değil. İten kaybedecek, öpen çeken kazanacak. Çok mu zor ya Çok mu zor yahu? O kadar kolay ki. Çanlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Bütün milletimi çok seviyorum. Ve seçilmiş herkese eleştiririm o ayrı seçilmiş herkese. En derin saygılarımı sunuyorum. Onların her birinin arkasında benim milletimin nasıl olurlarsa olsunlar, hangi düzeyde olurlarsa olsunlar, kandırılmış olsunlar, kandırılmamış olsunlar, onlar hepsi benim milletim. Ben onların hepsiyle eşit haklara sahibim aynı zamanda eşit sorumluluklara sahibim canlarım. Evet. Hadi bakalım bugün pazar. Yarın sabah saat 7'de buluşmak üzere hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın.